Herkese selamlar. Benim adım Alp. Hemen kısaca kendimden birazcık bahsedeyim. Sonra videoya devam edeceğiz. Benim adım Alp. 10. sınıfa gidiyorum. 16 yaşındayım. Ve bu yıl 10. sınıfı okumak üzere Amerika'nın Alabama eyaletinde Decatur şehrine geldim. Evet, bu yılı Amerika'da tamamlayacağım. Ve bu fikir, bu değişim programı genelde insanlar tarafından merak edilen bir konu. Neden? Çünkü sonuçta dünyanın öbür ucuna gidiyorsunuz, ailenizden uzaksınız, arkadaşlarınızdan, evinizden, her şeyinizden uzaksınız. Ve bu insanlar için merak edilen bir konu. Ve sürekli sorular arkadaşlarımdan, işte ailemden olsun sorular geliyor. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, fotoğraf gönder, video gönder. Ve ben de bu videoyu bu yüzden çekiyorum aslında. Aslında bu fikir Amerika'ya gelmeden önce benim aklımda vardı. Bu fikir ne? Günlerimi video günlüğü olarak oluşturmak ve bunları sizlere sunmak. Bence eğlenceli olacaktı. Hep istiyordum bunu yapmak ama işte geldiğimden beri bir zaman bulamadım. İşte okuluma kaydım olsun, işte etrafa alışmam olsun. Zaman bulamadım. Şu anda boş zamanım var. O yüzden bu video fikri, video günlüğü fikri şu anda aklıma daha mantıklı geldi. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben size bugün kısaca ne yapacağımızı özetleyeyim. Sonra hemen günlüğe geçelim. Bugün şimdi zaten hazırlandım, siz izlediniz. Üstümü değiştireceğim. Aşağı inip güzel bir kahvaltı hazırlayalım kendimize. Güne güzel başlayalım. Güzel bir peynirli yumurta yapalım, şöyle Türk usulü. Ondan sonra bugün yavaştan başlayacağız. İlk önce Michael, burada kaldığım ailenin babası, host ailemin babası. Michael'la bir işimiz var, onu halledeceğiz. Ona yardım edeceğim. Ondan sonra okulda küçük bir antrenmanım var. Küçük bir fitness antrenmanı, zıplama antrenmanı olacak. Ona gideceğiz. Bisikletle ama, size etrafı göstermek için. Ondan çıkıp bir yemek yeriz. Güzel bir yerde dediğim bir fast food yerinde. Bir yerde yemek yeriz. Sonra size şeyi göstermeyi planlıyorum. Walmart, bilirsiniz belki. Buranın Migros'u gibi bir şey. Onu göstermeyi planlıyorum. İçini gösteririm. Buradaki alışveriş nasıl oluyor? Onu gösterebilirim. Ondan sonra ne yapabiliriz? Yavaştan eve dönebiliriz. Yine etrafı gezebiliriz. O sırada muhabbet ederiz. Güzel bir gün bizi bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi yavaştan üstümüzü değiştirip hemen videoya geçelim. Turn your back, you're a broken man. They come around and just die in the shade of your head. I don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind. Herkese merhaba yine. Şimdi mutfağa geldim. Kendimize güzel bir kahvaltı hazırlayacağız burada. Sonra onu güzel bir yiyeceğiz. Güne güzel başlayalım. Can nobody hold me down? You show me how to find myself when I needed it the most. I've been up all night, no sleep. Cause I feel show me how.
yumurtamızı pişirdik. Yumurtamız güzel hazır, çok güzel gözüküyor. Kahvaltım hemen hemen şöyle arkadaşlar. Göstermek gerekirse. Şöyle yumurtam. Kek var bir parça. Domates, süt. Böyle. Güzel bir kahvaltı ediyorum aslında. Her şeyden, proteinden, karbonhidratından, vitaminden, her şeyinden var. Böyle güne başlıyorum. Sonra devam ediyoruz. Şimdi bunu güzel bir yiyelim. Görüşürüz. Hey, how are you this morning, Michael? I'm good, thanks. How are you doing? I'm good too. Great. What are we doing this morning? Can you tell us? We're going to blow some leaves off. It's the snow of the south in the winter time. Okay, thank you. Alrighty. Let's go. Fame, legend, is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present, no ignoring us. Got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel glorious, glorious, got a chance to start again. I was born for this, born for this, it's who I am, how could I forget? I made it through the darkest part of the night. Fame, legend, is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud of arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz hala yapraklarla. Şu an Michael şey yapıyor. Yaprakları toplu hale getiriyor. Biz kolayca taşıyabilelim diye. İşte ben de onu bekliyorum şu an. Sonra Konstantin'le, benim arkadaşım burada Sırbistanlı bir çocukla daha kalıyorum. Onunla birlikte yaprakları alıp dışarı taşıyacağız. Sonra da antrenmana. Bu da benim aynı evde kaldığım Sırbistanlı bir exchange öğrenci daha. What's up bro? How are you doing? Evet, onunla kalıyoruz. Bu seneyi onunla geçireceğiz. Umarım o da bana yardım ediyor şu an bu yaprakları yapmamızda. Yaprak işlerini falan tamamladık. Şimdi üstümü falan değiştireceğim, antrenmana gideceğim. Yaklaşık bir saat var antrenmana. Bisikletle bir 25 dakika falan yol gideceğim. O sırada sizlere de etrafı falan çekeriz, sohbet ederiz. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Şimdi üstümü falan değiştirip yola koyulalım. Hadi görüşürüz. Can't fight the temptation when you get the vibration. Won't do you no good. Arkadaşlar şimdi evin önündeyim. Bisikletle yola çıkacağım. Yaklaşık yarım saat var antrenmana. 20-25 dakikada zaten okulun önünde olurum. Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi gidelim. Hava soğumuş baya. Vallahi üşüdüm. Ama devam ediyoruz. Yaklaşık 6-7 dakikalık yolum kaldı. Orada görüşmek üzere.
Geldim, antrenmana gireceğim. Güzel bir yolculuk oldu ama çok soğuk. O yüzden güneşli ama çok soğuk. Şimdi antrenmana gireceğim. Antrenmanda da çekim yapmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim okulda. Evet. Antrenman görüntüleri gelir şimdi. Antrenmandan sonra görüşmek üzere. Sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot, found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cock, the type women wanna be within rappers, hope he gets shot. How you had the stupidest verse, this dude is the truth, now everybody giving them guest spots, his stocks through the roof, I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot, found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cock, the type women wanna be within rappers, hope he gets shot. How you had the stupidest verse, this dude is the truth, now everybody giving them guest spots, his stocks through the roof, I heard he fuck him with that stock. This is 10% luck, 20% skill. Arkadaşlar, şimdi antrenmandan çıktım, hava iyice soğumuş. Şu anda okulun önündeyim. Şimdi ne yapalım? Açım, acıktım. İsterseniz yemeğe bir yere gidebiliriz. Yemeğe ne yiyebiliriz? Yakınlarda McDonald's var. Bir hamburger yiyebiliriz açıkçası. McDonald's çok uzak değil. Bir yemek yiyelim. Ondan sonra bir Walmart'a girecektik. Walmart'a da girdikten sonra yavaştan evin yolunu tutalım. Havada kararıyor zaten. Okay. O zaman McDonald's'ta görüşürüz. İşte şu an McDonald's'ın önüne geldim. Şimdi bisikletimi kilitledim buraya. Şimdi içeri gireceğiz. Yemek yiyelim, biraz acıktım. İyi antrenman yaptık. Hadi gidelim. Evet, şimdi içeri doğru gireceğiz. Bu kapı. İçeri giriyoruz. Girdik içeri. Şimdi bir siparişimizi falan veririm. Sonra geri döneceğim. Arkadaşlar, şimdi yemeğimi aldım gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir yiyeceğim. Güzelce, bayağı acıktım. Bunu yedikten sonra karşıda Walmart var. Oraya geçeceğiz. Orayı da size çektikten sonra yavaştan artık uçalım eve. O zaman tıkınalım. Şimdi McDonald's'tan çıktık. Walmart'a gidiyoruz. Size buradaki işte alışveriş nasıl oluyor? Ne tarz marketler var? Bizim ülkemizdeki gibi böyle küçük sokak aralarında küçük marketler var mı? Yok. Böyle büyük marketlerde, Migros gibi marketlerden alışveriş yapıyorlar. Ben de şimdi size onu göstereceğim. Şimdi içeri doğru yürüyorum.
Arkadaşlar şimdi içeri girdik. Şimdi gezeceğiz biraz içeriği. Sizlere de ön kameradan göstereceğim. Siz de birkaç fikir alırsınız. O zaman siz izlemeye devam. Etrafı göstereyim size ben. Arkadaşlar kendime bir tane çikolata parçacıklı kurabiye aldım. Bunlar efsane gerçekten. Gördüm ve aldım. Aslında bunu da zaten almayı planlıyordum. Burada bulmuş olmak çok iyi oldu. Şimdi bunları ödeyeceğim. Sonra dışarı çıkacağız. Arkadaşlar kurabiyelerimizi satın aldık. Şimdi çıktım Walmart'tan arkadaşlar. Kısacası böyle. Hani küçük marketler yok. Hepsi böyle büyük. İçine girip işte kasadan geçirmeniz gereken marketler. Burada böyle. Hani ve illa bir yere gitmek, bir markete bile gitmek isteseniz arabaya ihtiyacınız oluyor. Ben bisikletle geldim. İstisna olarak geldim. Kimse burada hani %99 kimse bisiklet kullanmıyor. Herkes araba kullanıyor. Tabii benim araba sürme gibi bir şansım olmadığı için ben bisikletle gidiyorum. Zaten bisiklet sürmeyi de sevdiğim için böyle size göstermek istedim. Çünkü değişik, bana değişik gelmişti. Neden değişik? İnsanlar sürekli evlerinden çıkıp arabalarını çalıştırıp bir yere gitmek zorunda. Bir şey, süt almak için bile. Yani bizim orada Türkiye'de ne yapmamız? Evden çıkıp sokağın arasındaki bir markete gidebiliyoruz. Ama burada öyle değil. Bu benim garibime gitmiş aslında. Kısacası size göstermek istedim ilk videodan, hem yakınındayken gelmişken size göstermek istedim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bisikletin McDonald's'ın arkasından karşıdan karşıya geçtim. Bisikleti bir daha karşıdan karşıya geçirtmek istemedim. Orada duruyor. Şimdi onu almaya gideceğim. Sonra da yavaştan artık eve kaçarım. Zaten hava soğudu. Gece de oldu. Etraf karanlık. Eve kaçarım. Sonra artık evde sohbet ederiz. Evde kamerayı açarım. Yavaştan videonun sonuna geliriz. Evet, o zaman yola çıkalım. Evet arkadaşlar, ben yola devam ediyorum şu an. Hava cidden soğudu. Sabah çok iyiydi, sabah iyiydi. Gece olunca birden soğudu. Ben şortla çıkmıştım. Tabii üşüdüm biraz. Ama neyse, az kaldı. 5-10 dakikamız kaldı. Eve gidince kamerayı yine açacağım. Görüşürüz yine. O zaman ben yola devam edeyim. Evet arkadaşlar, yine ben eve geldim sonunda. Eve geldim, üstümü değiştirdim, ısındım, nefes aldım ve kamerayı yine açtım. Karşınıza çıktım. Evet, yavaştan artık videonun sonuna geliyoruz. Neden? Çünkü artık gün bitti. Bütün günümü sizlerle geçirdim. Bütün günümü benim gözümden gördünüz. Alp'in Amerika'daki bir gününü Alp'in gözünden gördünüz, öyle diyebilirim. Gerçekten çok keyifliydi açıkçası. Gerçekten keyif aldım. Dolu bir gün oldu. Eğlenceli bir gün oldu. Keyifli bir gün oldu. Bunları da size de yansıtabildiysem bu duyguları, ne mutlu bana. Sadece işte buradaki işte azıcık da olsa yaşamımı, sabahtan akşama kadar bir pazar günümün nasıl geçtiğini görmenizi istedim. Hem ailem olsun, hem arkadaşlarım olsun. Beni merak edenler olsun. Bu videoyu aslında bu yüzden çekiyorum. Daha bu video ne olacak, nerelere gidecek bilmiyorum. Bu video günlüğü serisinin, bu bölüm 1'di. Video günlüğü serisinin 1. bölümüydü. Bunun 2. bölümü, 3. bölümü, 4. bölümü gelir mi bilmiyorum.
Bu videoyu izleyen insanların tepkilerine, bana verdikleri geri dönüşlere göre değişecek. Ama gerçekten çok keyifliydi. Dürüst olmak gerekirse gerçekten çok eğlendim. Umarım izleyen herkese eğlendirebilmişimdir. En azından keyif aldırabilmişimdir. Bana ayırdığınız zamanı güzel değerlendirebilmişimdir. Şimdi yavaştan videonun sonuna gelelim. Gerçekten çok teşekkür ederim bana bu zamanı ayırdığınız için. Bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman yavaştan videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Peace out.